istiyorum programın başında da Barış Pehlivan'ın bir e, kulis bilgisi var. Aslında biraz da kulis de değil, biraz araştırılmış bir şey. Eee Meral Akşener'le ilgili şimdi İyi Parti lideri hakkında 6 yıl önce bir soruşturma başlatılıyor sayın seyirciler. Mayıs 2019'da bununla ilgili bir gizlilik kararı alınıyor. Bu bir FETÖ soruşturması. Fakat Akşener hiç ifadeye çağrılmıyor. Sonra gizli bir tanığın varlığı anlaşılıyor. İfade dosyaya girdiği anlaşılıyor. Barış. Şimdi e, gazeteci arkadaşım Seyhan Avşar Halk TV.com.tr'de e, bu dosyaya gizli tanık ifadelerinde konduğunu haberleştirdi. Hı hı. Yani özetle baktığımızda şöyle bir şey var e, İpek Özbey. Hani bilmeyenler için şöyle özetlemek hı hı. gerekiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener. 6 yıl önce başlatılan... Meral Akşener'in Fethullahçı terör örgütüyle ilişkili olduğu iddiasına dair bir soruşturmadan bahsediyoruz. 6 yıl öncesine gittiğimizde İyi Parti diye bir parti yok. 2016 yılından bahsediyoruz. 15 Temmuz darbesi sonrasını e, işaret ediyor. Ancak bu mesele 15 Temmuz darbesiyle mi aslında bir şekilde gelişen bir mesele yoksa Sayın Akşener'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasının bozulup MHP'den ihraç edilmesiyle mi Hı. ilişkili bir süreç? Ben ikinci e, yanıtın daha ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Yani Meral Akşener'in MHP'nin liderliğine oynamasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ihraç edilmesi süreciyle birlikte Meral Akşener maalesef Türkiye'de bazı devlet kurumları tarafından da ayrıca hedef haline getiriliyor. Ve bir şekilde Meral Akşener'in siyaset dünyasında olmaması için Türkiye'nin devlet kurumlarının da devreye sokulduğu meselesiyle karşı karşıyayız. 2016 yılından sonra Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye'nin yargı sistemine, emniyet sistemine ihbar mektupları geliyor. İşte FETÖ ilişkili vesaire filan falan. Şimdi bakın ben FETÖ'lü mücadeleyi ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz zaten. Evet. Ancak bununla birlikte şunu da çok önemsiyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir siyasi merdiven haline getirilmesinin de çok ama çok e, tehlikeli ve bu ülke için çok büyük bir e, ihanet olarak gören birisiyim. Nereye getireceğim? Şuraya getireceğim. Ne dedim ben? Meral Akşener'in MHP'den ihraç edildikten sonra yeni bir siyasi hareket kurmasını engellemek için, yani iyi Parti kurmasını engellemek için acaba neler yapıldı o süreçte? İşte bu FETÖ soruşturması tam o sürece denk geliyor 2016. 2016 Eylül'de MHP'den ihraç edildi Akşener. Peki ben ne anlatacağım size? Şunu anlatacağım. Şimdi evet, 6 yıldır kapanmayan Sayın Akşener'le Fetöyle Sayın Akşener, FETÖ ile ilişkilendiren bir soruşturma meselesinden bahsediyoruz. 6 yıldır kapanmıyor. Peki bu soruşturmanın içeriği ne? 2019'da gizli karar alınıyor. İçine gizli tanıklar falan falan konuyor ve hala altını çiziyorum kapanmıyor. Biraz araştırdım. Yani bu soruşturmanın içeriğinde ne olabilir ki hala açık tutuyorlar? Ve neden açık tutuyorlar? Ne varmış? Bakın bu saydıklarımın hepsini, sayacaklarım hepsinin bir iddia olduğunu altını çizelim. Ben bu soruşturmayı yakından bilen yargı dünyasından bazı isimlerle konuştum yayın öncesi. Altını çiziyorum. İddialarımın kaynağının yargı dünyası olduğunu altını çiziyorum. Bu dosyayı bilen. Bilen. Deniyor ki, Meren Akşener'i o süreçte susturmak isteyenler vardı. Ve acaba oluşturulmuş bazı ihbar mektupları mı yazıldı? Bazılarını, bazı duyduklarımı soru olarak sormak zorundayım. Meral Akşener'i FETÖ ilişkilendiren ihbar mektupları mı oluşturuldu? Ayrıca cezaevindeki bazı FETÖ'cüler, bazı fetullahçılar Belki bazı vaatler karşılığında Meral Akşener aleyhine ifadeler mi verdi? Soru olarak sormak zorundayım. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden önce hatırlarsanız Sayın Akşener bir Milliyetçi Hareket Partisi liderliğini oynarken demişti ki yani işte yurtta sul olması gerekiyor. Ben bu ülkenin başbakanı olacağım demişti daha 15 Temmuz'dan önce. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Akşener'in darbe girişiminden önceki o başbakan olacağım sözü acaba Türkiye'deki güvenlik bürokrasisi tarafından ya bu kadın darbeyi biliyordu, Akşener darbeyi biliyordu diyerek acaba delillendirilmek mi istendi FETÖ'yle ilişkilendirmek için? Önemli sorular soruyorum. Ayrıca yine maalesef devletteki bazı görevliler... Bir evrak yakma görüntüsü mü ortaya çıkardı? Hı. O evrak yakma görüntüleriyle e, Akşener mi ilişkilendirilmek istendi? O evrakla ile ilişkili olduğu iddiası mı ortaya atıldı? Acaba bazı yargı mensuplarının önüne bunların hepsi yığıldı? Hadi Akşener'i bu deliller e, aracılığıyla gözaltına alın talimatım verilmek istendi yargı mensuplarına. Bakın altını çiziyorum. Çok önemli bir daha ortaya atıyorum. Diyorum ki Meral Akşener'in siyasi kariyerini, siyasi hedeflerini engellemek için yargı dünyasında Akşener'i gözaltına aldırmak isteyenler oldu. FETÖ'yle ilişkilendirip gözaltına aldırmak isteyenler oldu. Yargıda buna direnenler vardı. Dediler ki ya arkadaş bu dediğiniz evrak yakma görüntüleri, bu adamlar kim? Bu evraklar ne? Burası neresi? Böyle e, delilsiz şeyle bir insan gözaltına alınabilir mi? Ya bir kadın ben başbakan olacağım dedi diye fetöle ilişkilendirilebilir mi? Ya ne oldu belli olmayan içeriği sorunlu bir ihbar mektubu ya da şüpheli bir insanın dedikleri üzerinden? Bir siyasi lider FETÖ ile ilişkilendirilebilir mi? Diye, diye, diye direnenler oldu. Direnenler tasfiye edildi ama. Öyle mi? Evet. Hı. Şimdi, baktılar ki bu tutmuyor tam. Direnenler var yargı dünyasında. Hatırlar mısınız? Yine 2016'da Yeni Çağ Gazetesi yazarları Yavuz Selim Demirağ ve Servet Avcı bir operasyon düzenlendi. Gözaltı operasyonu, FETÖ operasyonuydu o. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilişkili bazı isimler gözaltına alınmıştı. Acaba dediler buradan mı yürüyelim Meral Akşener'i? E? Meral Akşener'i buraya mı bağlayalım diyerek yine bir kez daha tazik uygulandı. Yine karşı çıkanlar oldu devlet içinde, yargı dünyası içinde. Ve bu da tutmadı. Bakın size söylüyorum. Birden fazla koldan Meral Akşener'in ee, bir şekilde susturulması, İyi Parti'nin kurulma aşamasının gerçekleştirilmemesi ve gözaltına alınmak istenmesinden bahsediyorum. Ve buna direnen, ve buna direnen yargı, yargı dünyasından oldu. ve güvenlik bürokrasisinden bazı isimler olduğu iddiasını ortaya atıyorum. Ancak ve ancak 2016'da oluşturulan bu dosya, bu soruşturma dosyasının halen ve halen kapatılmadığını unutmayalım. Yani Meral Akşener'i gözaltına alma niyetli dosya hala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında açık. açık. Hala açık. Hala da Meral Akşener ifadeye çağrılmadı. Meral Akşener ben ifade vermek istiyorum demesine rağmen. Şimdi ben bu duyduklarımı İyi Parti'nin Genel Sekreteri ve Sayın Akşener'in avukatı olan Uğur Poyraz'a sordum. Dedim ki ya dedim ben bu Akşener hakkında e, yapılmak istenen FETÖ soruşturması ya da işte FETÖ ilişkilendirilmesine dair şunlar şunları duydum. Böyle iddialar duydum. Ne diyorsunuz diye sordum. Uğur Poyraz'ı ben uzun zamandır tanırım. İlk kez bu kadar net gördüm. İlk kez bu kadar sert de gördüm. Tırnak içi veriyorum. Dedi ki, Barış Bey dedi, çok daha büyük bir kumpas ve oyun var. Sizin duyduklarınızdan çok daha büyük bir kumpas ve oyun var. Nasıl bir kumpas olduğunu biz biliyoruz. Bakın biz biliyoruz. Ve Uğur Poyraz olarak dedi. Ben bunda rol oynayan, imza atan herkesin başına bu kumpası geçirmeye yemin ettim. Bakın altını çiziyorum. İyi Parti Genel Sekreteri ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in avukatı Uğur Poyraz dedi ki: "Ben bu kumpasta rol oynayan, imza atan herkesin başına bu kumpası geçirmeye yemin ettim." dedi. Bakın. Reklam çok... zamanı geldi. Barış bir toparla ondan sonra devam etti. Son olarak Hı -hı. Yani Hı -hı. yine konuştuğum bir yargı mensubundan bu kumpasa dair duyduğum bir hani yargı dünyasındaki bir jargonmuş. Bunu önemsiyorum. Hı -hı. Şöyle birkaç kez şu cümleyi kullandı. Barış Bey, bu soruşturma bir kaplama işti. Kaplama iş. Kaplama iş. Dedim ki kaplama iş ne? 2-3 tür söylüyorsunuz. Nedir bu kaplama iş? Kaplama iş dedi, uydurulmuş, kılıfına geçirilmiş, amaca hizmet etmek için asıl gerçeklikle ilgisi olmayan operasyonları bizim koyduğumuz bir attır. Meral Akşener'in FETÖ operasyonu da asıl bir kaplama işte. Umarım ve umarım... Şu an hala açık olan bu boş dosyayı şu an seçim öncesi tekrar gündeme getirmezler evet. diyerek kapatılar.